Herkese merhaba. Bugün günlerden 1 Ekim 2022 Cumartesi. Güneydoğu Anadolu bölgesi turuna çıktık. İlk durağımız Gaziantep. Evet, sabah erken saatler. Şu an saat 6 gibi. Önce ne yapıyoruz Gökçe? Önce beyran içmeye gidiyoruz. Evet. Gaziantep'teki ilk işimiz beyran içmek olacak. Onun için de Metanet Lokantası'na gidiyoruz. Gaziantep'in tarihi sokaklarından geçerek. Gaziantep'te ilk durağımız Gaziantep Kalesi. Girişte kaleyle ilgili bilgiler var. Kalenin girişinde Kurtuluş Savaşı'nda halkın verdiği mücadeleyi anlatan heykeller var. Kalenin etrafında hendekler kazılmış. Bayağı da derin görünüyor. Kaleye çıkış sadece şu köprü yardımıyla yapılıyor. Etrafı tamamen hendeklerle çevrili. Antep Kale içindeyiz. Burada çeşitli dönemlerden kalma farklı yapılar var. Burası sadece güvenlik amacıyla oluşturulmuş bir kale değil. Kalenin iç kısmında çeşitli yaşamsal alanlar var. Mesela şurada bir hamam kalıntısı var. Tam karşısında cami. Kalenin içerisinde çeşitli yapılar var. Yani merkezinde hamam, kilise, cami gibi. Fakat çok tahrip olmuş. Kalenin etrafına çok fazla yanaşamıyoruz. Yani kapatmışlar her yeri. Gaziantep'i görecek pek bir nokta yok. Yani o yüzden hani çıkmaya değer mi? Giriş ücreti bu arada 10 lira. Yani çıkılıp gezilebilir yine de. Aslında güzel bir Gaziantep manzarası var burada ama fotoğraf çekecek bir yer bulamadım. Sadece kale içini ve müzeyi gezip çıkıyoruz şu anda. Evet, kaleyi gezdik. Şimdi kaleden sonraki durağımız kalenin hemen karşısında hamam müzesi. Burası soğukluk bölümü. Şu taraf ılıklık bölümü. Ve karşı tarafta sıcaklık bölümü diye üçe ayrılmış. Çeşit çeşit sabunlar var. Üretilen sabunlara hep damga vurmuşlar. İmal edildiği yeri ya da yapan ustayı gösteriyormuş. Hamam müzesindeyiz. Çalıyor bu tarafta. Hamam Müzesi'nin hemen karşısında Handan Bey Camii var. Yine buranın da minaresi Gaziantep yöresine özgü. Burası da renkli kesme taşlardan yapılmış. Çok güzel görünüyor. Emine Göğüş Mutfak Müzesi'ndeyiz şimdi. Gaziantep gastronominin başkenti. O yüzden Mutfak Müzesi olmazsa olmazdı. Kalın ocaklık bölümü.
çeşitli tarzlarla oluşturulmuş güzel bir çalışma. Mutfak Müzesi'nin hemen yan tarafında Para Müzesi var. Bir de güzel bir fotoğraf çekimlik yer yapmış. Köşede yerini almış hemen. Para aslında baktığın zaman insanların ruhudur. Paran olmasın aynaya dahi bakmaz. Gördüğünüz gibi paranın köşesini kurmuşlar. Evet. Köşenin adı Allah gözünü doyursun köşesiymiş. Nasıl her taraf saç? Para. Enteresan bir yer. Her taraf para. Paranın turşusunu bile kurmuşlar burada. Burada hemen hemen bütün müzeler belediyeye ait. Ama burası özel. Hepsinin ama müzelerin hepsinin giriş ücreti 5 lira. Saç saç. Düşmanlarla yarışırız, para çok para çok. Tahtani Camii. Evet, Antep'i gezmeye devam ediyoruz. Burada çok fazla çarşı, hamam, han, cami var değil mi Gülşah? Evet, böyle hanlar hep ziyaret. Tarihi, yani genelde 15. 16. yüzyıldan kalma yapılar. Bir günde bitirebilecek miyiz bilmiyorum. Ekim'in başındayız. Hava. Hava inanılmaz. Sıcak, hava çok güzel. Millet Hanı'na gidelim bakalım ne varmış burada. Tarihi Yeni Han. Mağaranın içi kafe yapılmış. Tarihi zincirli bedestene geldik. Para derelim, para yapmaya bak gittik de. Maşallah. Bakırcılar Çarşısı'nın hemen bitiminden Almacı Pazarı başlıyor. ...85 yıllık kahvenin içerisindeyiz. Hiç bozulmadan günümüze kadar gelmiş. Mağaralar kısmına iniyoruz şimdi. Burası. Müzenin asıl bölümü yerin altında. O dönem Antep'te düzenli bir orduyla savaşılmadığı için Fransızlara karşı tamamen halk mücadele etmiş. Ve halkın yaşadığı sıkıntılar burada resmedilmeye çalışılmış. Kasteller suyun halkın kullanımına sunulan kamusal alanlara deniliyor. Evet Gökçe, Ali Usta'ya geldik. Çok övdüler. Geldik, biz de bir küşleme yiyelim dedik. Şu şekilde. Şimdi bakalım tadına. Gaziantep'teki şimdiki durağımız Zeugma Mozaik Müzesi. Müzenin ilk eseri bir elinde başı kopmuş bir kuş ve fıstık cumbası tutan çocuk heykeli.
Buradaki mozaiklerin bir özelliği var, biliyor musun? Buradaki taşların hiçbiri boyama değil. Fırat Nehri'nden çıkarılmış renkli taşlar. Zeguma Antik Kenti'nde duvar resimli odadan çıkarılmış bunlardan. Müzede çok fazla mozaik var gerçekten. Zeugma Antik Kenti'nin bütün mozaiklerini söküp getirmişler herhalde Gökçe. Eyüpoğlu Camii'nin önündeyiz. Gaziantep Tarihi Bey Mahallesi'ndeyiz. Atatürk Anı Müzesi'ndeyiz. Atatürk'ün kütüğünün kayıtlı olduğu yer. Gaziantep'in İstiklal madalyaları. Gaziantep Oyuncak Müzesi'ndeyiz şimdi. Her yerde bir çekim var. Güneydoğu turundaki ikinci günümüz bugün. İlk gün Gaziantep'teydik. Bugün Şanlıurfa'ya doğru geçeceğiz. Fakat yol üzerinde mutlaka gezilmesi gereken yerlerden biri olan Halfeti'ye uğradık. Burada bir tekne turu yapmayı düşünüyoruz. Tekne turu ücretleri 50 TL. Yaklaşık bir saat sürüyor gidip gelmesi. İşte ne var? Rum Kale var. İşte Batık şehir var. Onları görüp geleceğiz. Tur tekneleri buradan kalkıyor. Oldukça hareket ediyorlar. Kişi başı 50 TL. Mane, 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 mane
tarafa baktığımızda kralın kızının mağarasını görüyoruz. Fırat kenarında daha da belirginleşiyor. Irmak boyu sağlı sollu yükselen duvarlar mağaraların bolluğu nedeniyle yer yer değişik bir görüntü sunuyor. Johannes'in Roma döneminde Rum kalede kayadan oyma bir odada İncil'in nüshalarını çoğalttığı rivayet edilir. 120 çarpı 200 metre ebatlığındaki dikine kesilerek ulaşılması zorlaştırılan doğal kaya platform üzerine oturtulmuş. 12. yüzyılda oyularak hendek haline getirilmiştir. Kaleye doğu ve batı yönden olmak üzere iki ana giriş kapısı karşıya cam teras yapılmış. Oradan batı Rukkale yöndeki daha kapıya rahat Merzimen çayı üzerindeki köprüden ulaşılmaktadır. Fotoğraflardan biri de bu. Beresus ya da Savaşan Köyü. Şimdilerde Harfedi'den kalkan tekne turlarının vazgeçilmez durağı. Henüz yalnızca çay, kahve ya da mütevazi bir yemekle yetinmeyen bu turistik mola, sular daha da yükselen sularla boyalamaca oynuyor. Şerefelerine kadar suya batmış cami minaresi ise halen en çok fotoğrafı çekilen görüntü olmaya devam ediyor. Seni çok döndürme, yakalamaya çalışıyor. Halfeti tekne turunu tamamladık. Belki de bir saatten fazla sürüyor değil mi Gökçe? Bir saatten fazla sürüyor. Yani buradan gidiyor geliyor, hatta orada 15 dakika falan mola veriyor. İsterseniz orada soğuk bir şeyler, çay vesaire içebileceğiniz ufak bir büfe var. Tek bir işletme var herhalde orada değil mi? Güzeldi. Şimdi şehrin içini gezmeye başladık. Bakalım neler var. Yine burada batık bir cami var galiba. Köyün tam ortasında aslında bir köprü var. Şöyle eski köy tarafı arkada kalmış. Yeni yeni butik oteller de yapılıyor buraya. Bugünkü durağımız Şanlıurfa. Şanlıurfa'da ilk olarak Balıklı Göl ve civarını gezeceğiz. Bugünkü planımız Balıklı Göl'den sonra Göbekli Tepe ve Harran tarafı. Önce Balıklı Göl'den başlayalım. Şanlıurfa peygamberler şehri. Burada da Hazreti İbrahim peygamberle Nemrut'un başından geçenler rivayet ediliyor. Yani Nemrut putperest birisi. Hazreti İbrahim de
onunla mücadele ediyor. Bunun sonucunda Nemrut Hazreti İbrahim'i yukarıda kalede görülen mancınıklardan balıklı göre ateşin olduğu yere attığı rivayet ediliyor. Hazreti İbrahim balıklı göre atıldığında balıklı görün olduğu yerde büyük bir ateş varmış. Aşağı düştüğünde ateş suya, oradaki odunlar da balıklara dönüşüyor. Aslında buraya dün akşam geldik. Çok kalabalıktı. Şu an sabah saat 8.30. Henüz kimse yok. Böyle balıkları da bir. Aa. Evet, burası Hazreti İbrahim Peygamber'in atılıp düştüğü yer. Balıklı Göl'ün hemen yanındaki cami, Rızvaniye Camii. Ayn Zeliha Gölü'ndeyiz. Buranın da bir hikayesi var. Hazreti İbrahim'in ateşten yanmadığını gören Zeliha, Hazreti İbrahim'e inanıyor ve iman ediyor. Bunu duyan babası Nemrut, onu da ateşe atıyor burada, bu gölün olduğu yerde. Zeliha yanarken, Zeliha'nın gözyaşlarından oluştuğu söyleniyor bu gölün. Mevlid-i Halil Camii'ne giriyoruz. Burada Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğu yer olarak rivayet edilen bir mağara var. İbrahim Peygamber'in doğduğu makam burası kabul ediliyor. Tarihin sıfır noktasından herkese merhaba. Neredeyiz İlyas? Göbekli Tepe'deyiz. Göbekli Tepe'nin girişinde hemen iki tane müze var burada. Buradan çıkıyoruz. Hafif yukarı yürüdükten sonra servisler bizi Göbekli Tepe'nin asıl bulunduğu yere kadar götürecek. Çok fazla ziyaretçi var. Turlarla bayağı gelen var buraya. Evet, buradan sonrasını servislerle gidiyoruz. Evet, tarihin sıfır noktasındayız şu an. Burada yapılan kazılar dünya tarihini yeniden yazılmasına neden oluyor. Burada yerleşik hayata geçmekten çok tapınak hayatı gündeme alınmış ve büyük tapınaklar oluşturulmuş. Yaklaşık 20 tane tapınak olduğu söyleniyor burada. Ve şu an yapılan kazılarda sadece %10'u tamamlanmış görünüyor. Buradaki yapıların bu kadar sağlam kalmasının bir sebebi var. İnsanların inanışlarına göre
buradaki yapıları yıkmadan yeni bir inanışa geçtikleri için tamamen gömmüşler ve günümüze kadar bu kadar sağlam kalabilmiş. Tilki figürü var. Tilkiyle yılan figürü ağırlıklı zaten. Hazreti Eyüp peygamber makamına geldik şu an. Hazreti Eyüp peygamberin sabır makamı var. Şimdi bir girelim önce. Rabbin yardımlarınızı kabul etsin. Hazreti Eyüp peygamberin şifa bulduğu su. Tarihi Harran evlerindeyiz şu an. Hocam da. Eyvallah. Ben şu an gelen. Böyle fotoğraf. Nasıl verdi? İyisin inşallah. Nasılsın? Nasıl dolunlar? Bu evler 3 yerde bulunuyor. İtalya'da, bir de Harran'da, bir de Suriye'de. İtalya'da seyyahi bir adam gelip buranın mimarisini çizip gidip İtalya'da yaptırdı. Aynı zamanda kapının denizi küçük yaptıkları için, mesela eskiden aya saygısı olmaz için eğilip geçiyorlardı. Aynı zamanda belki duymuşsunuz, ev başıma yıkarım. Ev başıma yıkarım mesela, ortadan bir taş çektiğiniz zaman ev hepsi yıkılıyor. Ev sahibi dediğimiz. Niye gözlerini kapattın abi? Şimdiki durağımız Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi. Burası Türkiye'nin en büyük arkeoloji müzesi olarak geçiyor. Urfa Balıklı Göl heykeli var burada. İnsanlık tarihinde en iyi korunmuş doğal büyüklükteki bir heykel bu. Göbekli Tepe'deki taşları nasıl taşıdıklarını anlatan bir fotoğrafı. Göbekli Tepe'deki D tapınağının aynısı buraya yapılmış. Şanlıurfa Mozaik Müzesi'ndeyiz. Bunlar Amazonlar mozaiğiymiş. Avlanan Amazonlar mozaiği. Büyük bir mozaik müzesi. Orta kısımda olan mozaikler olduğu yerden çıkarılmış. Fakat etrafında olanlar Şanlıurfa'ya yakın yerlerden getirilmiş buraya. Thank you.
bedren olur, aşk olur senden olur. Kalmam fakir bedren olur, aşk olur senden olur. Durağımız Mardin. Mardin'de çok fazla gezilecek yer var. Bakalım bir günde gezebilecek miyiz her yeri? Mardin'in bugün altını üstüne getirmemiz lazım. İnşallah bir güne sığar mı bilmiyorum. Daha doğrusu dün akşam geldik ama akşam çok fazla gezme fırsatımız olmadı. Güzel manzaraları yine yakaladık. Bugün sabah drone çekimi yapmayı denedim. Uydu sayısı sıkıntılı, bir türlü kaldırmadı. Fırsat bulursak tekrar deneyeceğiz. Mardin'de Hasimit'teyiz. Kahvaltımızı burada yaptık. Güzel bir manzarası var. Terasından tüm Mardin görünüyor panoramik bir şekilde. Evet, ilk durağımız Şeyh Çabut Camii. Mardin'in girişinde hemen sağda kalıyor yolun kenarında. Evet, Şeyh Çabut Camii'ni gördük. Aşağıdan başladık. Şimdi sol tarafta ileride Mor Behram Kırklar Kilisesi var. Oraya geçiyoruz. Mardin Müzesi'ndeyiz şimdi. Hemen Cumhuriyet Meydanı'nın dibinde burası da. Şuraya alayım. Mardin'de tarihi bir okulun önündeyiz şimdi. Gazi Paşa İlkokulu'ymuş bura. Mardin Protestan Kilisesi'ne geldik şimdi. Protestan Kilisesi'nden çıktık. Şimdi hemen yanında Latifiye Camii var.
Mardin ara sokaklarda gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Ulu Cami'yi arıyorum. Sokaklar labirent gibi. İnişli çıkışlı. Evet, tarihi Ulu Cami'ye geldik. Minarenin bir yapılış tarzı ve anlamı var. İşaret parmağı şeklinde inşa edilmiş ve 3 farklı katmandan oluşuyor. Her birinde de farklı yazıtlar ve anlamları var. Kolay gelsin abi. Umarım, sağ olasın. Ürün ikram edeyim tadına bakın. Süryani çöreği mi bu? Evet. Hepsi mi hocam? Evet. Farklı farklı. Burada sokaklar çok dar. Evler birbirine çok yakın. Hatta bazı yerlerde bu dar sokakların üzerine evler kurulmuş. Böyle geçitler var. Bu geçitlere halk dilinde abbara deniliyor. Değil mi? Arapça. Arapça. Arapçası abbara. Türkçe'de geçit. Dara antik kentindeyiz. Dara Antik Kenti'nin nekropol alanındayız şu an. Burası Romalılar tarafından inşa edilmiş. Sasanilere karşı korunma amaçlı. Şu an nekropol alanındayız. Büyük bir kaya mezarı var. Şimdi oraya geçiyoruz. Çok büyük bir kaya kütlesi soyulmuş burada. Burası tamamen kaya kütlesi oyularak üç katlı olarak yapılmış. Şurada bir havalandırma boşluğu var galiba yukarıda. Mardin'deki şimdiki durağımız Deyruz Zafaran Manastırı. Biletimizi aldık. Girişler 30 TL kişi başı. 60 lira ödedik. 30-35. Şimdi buradan yukarı doğru yürüyerek çıkacağız. Buraya her istediğiniz zaman giremiyorsunuz. 9.30 ile 11.45 ve saat 1 ile 4.30 arası açık. Tek başına da giriş yok. Gruplar halinde giriyoruz böyle. Suriye Şam'a taşındı. Karşıda görmüş olduğunuz iki tane kürsü
Mardin'i gezmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Kasımiye Medresesi. Buradan akan suyun bir anlamı var. Suyun aşağı düştüğü evre, ana rahminden çocuğun doğması, çocukluğu, gençliği, yaşlılığı ve ölümünü anlatıyor aslında burada akan su. Evet, böyle bir uygulama oteli. Hiçbir yerde yok herhalde. Şimdiki durağımız Zinciriye Medresesi. Harika Mardin manzarası. Aşağıdaki cami Mardin Ulu Camii. Oğlum başım dönüyor böyle. Ve uçsuz bucaksız Mezopotamya ovası. Mardin'i gezmeye devam ediyoruz. Bugün üçüncü günümüz. Şimdiki durağımız Midyat. Bir taraftan horozlar da ötüyor. Thank you.
Midyat Konuk Evi. Daha orada karanlıkta kalıyorsun. Midyat Konuk Evi'nin terasındayız. Burası çok güzel. Çok beğendim. Çok hareketli bir yer. Yani Güneydoğu'da gördüğümüz en canlı yerden bu sıcakta bile şu insanlar geziyor. Burası da yüksek bir yer. Hakim bir yer. Her yeri görebiliyorsunuz. Yani Güneydoğu'da muhakkak gezilmesi gereken bir yer bence Midyat. Konuk Evi'nin hemen yanındaki şu soldaki konak Sıla dizisinin çevrildiği konak. Burayı da çok ziyaret ediyorlar. Konuk evi binası buranın en yüksek yapısı. Etrafından her yer görünüyor. Mardin Midyat'ı gezmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Mor Gabriel Manastırı. Manastıra giriş yaptık. Giriş ücreti 15 TL. Şöyle bir yol var. Güzel bir. Manastırın etrafını çok güzel bahçelerle, değil mi? Harika olmuş. Evet, değerli misafirler, Mor Gabriel Manastırı'ndayız. Buranın en büyük özelliği günümüzde de halen aktif yaşamı sürmesi. Manastırda şu an sürekli olarak 60 kişi yaşamakta. Bunlardan biri ve en başı metropolit, kendisi Süryaniler adına dini bir yönetim sağlamakta. Tıpkı İslamiyet'teki ilin müftüsü gibi düşünebilirsiniz. 3 rahip, 14 rahibe, onlar buraya inziva hayatı yaşamak için geliyorlar. 20 öğrenci ve birkaç çalışan personel. Hatta bu bahsettiğim manastır sakinleri yukarıda yaşıyorlar, üst katlarda ve bu yüzden gezinmiyor. Biz manastırın alt katlarında 4 tarihi mekan göreceğiz. Şu anda bulunduğumuz bina ise manastırın en eski ve en büyük binası. Manastırın temelleri milattan sonra 397 yılında burada atıldı. Yani bu binanın 1625 yıllık bir geçmişi var. Evet, değerli misafirler, Meryem Ana Kilisesi'ne geldik. 6. yüzyılda inşa edildi. Birçok yörede, hatta birçok Süryani manastırında Meryem Ana Kilisesi görebilirsiniz. İsim Meryem Ana'ya olan saygıdan dolayı veriliyor. Şimdiki durağımız Mardin Midyat Barıştepe köyündeki Mor Yakup Manastırı. 186 görünüyor yapım yılı. Morbar Şabı'nın 10 tane daha öğrencisi var. Buraya geldiklerinde buraya hükmeden büyük bir kral vardı, Perslere ait. Evet. Onlara şöyle diyor, bana tapın, Allah'ın yolundan işte ayrılın. Tabii onlar da öyle yapmıyor. Allah'ın yolundan devam ediyorlar. Ona inanmaya devam ediyorlar. O kral da, Perslere ait kral da onların başını keserek onları şehit ediyor. Ki Mor Yakup hariç. Ondan sonra o da kendine kızarak, yani diyor, niye arkadaşlarım şehit oldu da ben olmadım. Evet. Hı hı. Bir kendini bir odaya kapatıyor. Orada inzivaya çekiliyor. 32 yıl orada inzivaya çekildikten sonra vefat ediyor. Evet, Midyat mağaralarına giriyoruz şimdi. Thank you.
Benim merdiven yok başkan. Yok, hadi kaldırma. Bak. Bu gördüğünüz cevherdi. İçerisi bayağı serin. Kapadokya'daki yeraltı şehirleri gibi, değil mi? Milyat mağaralarının hemen yanında Gülüşke Hanı var. Güneydoğu Anadolu turumuzun 4. şehri olan Diyarbakır'dan herkese merhaba. Evet Gökçe, ilk durağımız neresi? Diyarbakır. Hadi bakalım. Diyarbakır Ulu Cami'nin bulunduğu alan aslında çok eski bir ibadethane. Yani tarihi 3400 yıllarına kadar dayanıyor milattan önce. Fakat 639 yılında İslam orduları tarafından fethedildikten sonra Ulu Cami şeklini alıyor. El Cezeri tarafından yapılan güneş saati. Yani o kadar kalabalık ki turların biri gidiyor, biri geliyor. Şu 5 tane kabartmadan bahsedeyim değerli sanatçılar. Şimdi birinci kabartma bu değerli sanatçılar. İnsanoğlun dünyaya geliş kapısı, dünyaya giriş kapısı insanoğlu. İkinci şu kabartma, insanoğlun hayatı boyunca geçtiği çetrefilli yollar. Üçüncü kabartma, size bahsetmiştim. Antik Diyarbakır, yani eski tarihi Diyarbakır'ın etrafını surlar kaplıyor. Bu gördüğünüzde tarihi Diyarbakır'ın etrafını çevreleyen surlar oluyor bu kabartma. Ve dört ana kapısı. Ve dördüncü kabartma, hayat ağacı değerli sanatçılar. Beşinci kabartma da insanoğlu dünyayı terk edip dünyevi hayattan uhrevi hayata geçişini temsil ediyor. Enine doğru geniş planlanmış bir cami. Yani burada hemen hemen herkes ön saflarda namaz kılıyor. Evet, Ulu Cami gezisini tamamladık. Şimdi Hasan Paşa Hanı'na geçiyoruz. Hemen Ulu Cami'nin karşısında o da. Diyarbakır'da Hazreti Süleyman Camii ve müzelerin olduğu kısımdayız şu an.
Hazreti Süleyman Camii'ndeyiz. Burası Halid bin Velid'in oğlu Hazreti Süleyman dahil 27 sahabenin şehit düştüğü yer. Burada en çok ziyaret edilen yerlerden birine geldik Gökçe. Dört ayaklı minare. Diyarbakır'da şimdi Ziya Gökalp Müzesi'ndeyiz. Burası Ziya Gökalp'in Diyarbakır'da yaşadığı evi. Diyarbakır Meryem Ana Kilisesi'ne geldik. Cemil Paşa Konağı'ndayız. İçeriden bir şeyler koyuyorlardır, dışarıdan da öyle alıyorlardır. Bu da hanmış zamanında. İşte o yüzden. Bak şunlar da bunların buraya zamanında gelen konukların atlarını bağladıkları yermiş. Buna yemledikleri. Halkalar var evet. Diyarbakır tarihi surlardayız. Bu surlar Çinseddin'den sonraki en uzun surlar, 5,5 kilometre uzunluğunda. Diyarbakır'ı komple çeviriyor. Tabii eski Diyarbakırlı. Karşıdaki bahçeler de dünyaca ünlü Hevsel bahçeleri. Tam aşağıda da on gözlü köprü var. Mardin Kapı'dayız Diyarbakır'da. Kale içerisine girmek için birkaç tane farklı kapı var. Mardin Kapı, Urfa Kapı, Doğu Kapı gibi. Evet, Diyarbakır'daki gezimizi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Şimdi On Gözlü Köprü'ye doğru geçeceğiz.
Dicle Nehri'nin kenarında, On Gözlü Köprü'nün hemen karşısında çok güzel bir çay bahçesi var. Bugün son durağımız Adıyaman. Adıyaman'da gezilecek yerler daha çok Nemrut Dağı ve Kahta tarafında. Bu sebeple kısa bir şehir turu yapıp o tarafa doğru geçeceğiz. Adıyaman Ulu Camii. Adıyaman'ı gezmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Cendere Köprüsü. Adıyaman'dan Nemrut Dağı'na giderken solda kalıyor burası. Cendere Çayı'nın üzerine kurulmuş bir köprü. Köprüde biri ana kemer, diğeri de tahliye kemeri olmak üzere iki tane kemer var. Ve üzerinde tonlarca ağırlıktaki kesme taşlar var. Köprünün yapımında herhangi bir harç kullanılmamış. Antik Roma dönemi eserlerinden birisi bu. Nemrut Dağı'ndayız. Daha zirveye varmadan 2 kilometre veride müze kartı okutacağımız bir yer var. Oraya verdik, girişler ücretli. Gökçe şimdi ödemeyi yaptı. Şimdi şöyle 2 kilometre daha çıktıktan sonra tabii yaya olarak tırmanmamız gereken bir alan varmış. Abi diyor ki orada tırmanırken montlarınızı giymeyin. Yukarısı çok daha soğuk, terlersiniz. Daha çok üşürsünüz diyor. Kötü bir zamana denk geldik. Bayağı hava kötü şu an. Evet, Nemrut Dağı'na geldik. Ama inanılmaz bir rüzgar var şu an. Daha yürüme mesafesi var. Arabayı çektiğimiz yerden batı ve doğu diye ikiye ayrılıyor. Biz batı tarafından yukarı doğru çıkıyoruz. Bir 500-600 metre var tırmanış yolu. Ama hava açtı. Çok güzel bir manzara var şu an. Evet, son düzlükteyiz. Aslan heykeli. Burada da kartal. Bir güneş açıyor, yağmur yağıyor. Şöyle bir kayanın altına sığındık. Şöyle arka tarafa alalım. Yağmura yakalanmadan buradan kurtulursak iyi. Evet, doğu terasındayız. Şimdiki durağımız Arsemiya Ören Yeri. Nemrut Dağı'ndan inerken sağ tarafta kalıyor. Bakalım burada neler var.
Anıtsal Kaya Odası. Burada bir tünel de var. Bayağı da aşağı iniyor. Evet, üçüncü stel. Tokalaşma steliymiş bu da. Evet, eski Kahta Kalesi'nin hemen altında Kahta Köprüsü. Halkın dilinde ise Şeytan Köprüsü olarak geçen köprünün hemen karşısındayız. Su o kadar temiz ki içinde balıklar böyle parıl parıl parlıyorlar. Evet, şimdiki durağımız Karakuş Tümülüsü. Tümülüsteki ilk sütun Kartallı Sütun. Karakuş Tümülüsü'ne adını veren sütun buymuş. Sütunun boyu 7 metre 18 santimetre. Üzerindeki kartal heykeli ise 2,5 metre uzunluğundaymış. Evet, tümülüsün etrafında bu tarz sütunlar var. Sağından devam edelim bakalım. Nemrut da karşıda görünüyor. Bayağı yüksek. Yani çıkarken fark etmedik ama inerken bayağı dik olduğunu fark ediyorsunuz. Boğa sütunları. Fakat üzerindeki yapılar bir şekilde buradan alınmış. Evet, yine yağmur bastırdı. Tokalaşma sütununun önündeyiz. Adıyaman'daki son durağımız Perra Antik Kenti'ndeyiz. Oda mezarlarının olduğu bölüm burası. Buradaki bütün yapılar ana kaya uyularak oluşturulmuş. Hala mezarlarda iskeletler var. Burası çok büyük bir nekropol alanı. Bu kısımda Perra Antik Kenti'nin endüstriyel üretim alanlarıymış. Evet, güneydoğu turumuzu maalesef Adıyaman'da Perra Antik Kenti ile sonlandırıyoruz. Nasıl geçti? Bence çok harika geçti. Rüya gibi geçti. Hızlı bir şekilde. Evet. Yani Gaziantep, çok Urfa, Mardin, Diyarbakır, ya en son Adıyaman. Hepsi birbirinden güzeldi. Maalesef şimdi Ankara'ya dönüş yapıyoruz.